Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Bugün çok ünlü bir konuğum var yanımda. Konuk demeyelim, ünlü bir hastamız var ve eşi Fuat Ünlü Bebe eşi. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün de poliklinik günüydü, muayene günü. Yaklaşık biz ne zamandan beri birlikteyiz? 7 yılı geçti değil mi? 7 yıldan daha fazla. 2017 Temmuz. 2017 Temmuz'dan beri. Evet. Sesimiz herhalde net geliyordur oraya çekimde. Şimdi arkadaşlar, Fuat Bey'i sizlerle paylaşmamın çok önemli bir sebebi var. O da şu: Fuat Bey dünyada şu anda dünya literatüründe olmayan bir duruma sahip. Ne demek dünya literatüründe olmayan? Bu Türkiye'miz için, ülkemiz için, Balıkesir'imiz için, bütün dünya için çok güzel bir şey. Çünkü şöyle, kimsenin inanamadığı bir şey. Normalde kronik böbrek hastalığı olup da diyalize başlayan bir hasta eğer akut değilse ömür boyu diyalize girer. Diyalizden çıkabilmesi için ne yapılması lazım? Böbrek nakli veya diyalizlerine devam edecek. Başka bir çözümü yok bunun şu andaki bilgilere göre. Ancak akutsa, akut ne demek? Araya bir enfeksiyon girdi, iltihap girdi, işte pnömoni oldu vesaire veya bir ürolojik problem oldu. O ortadan kaldırılınca o olay tekrar düzelebiliyor. Belki o dönemde hasta geçici olarak diyalize girebiliyor. Böyle bir durum yoktu Fuat hocamızda. Şimdi Fuat Bey'in ilk öyküsüne bakacak olursak, bize gelmeden önce siz nefrolojide takipli miydiniz? Nefrolojiye gidiyor muydunuz? İlk böbrek hastalığınız sizin ne zaman teşhis konmuştu? 2008 yılının evet, sonunda. Benim bu verilerime göre Temmuz 2008'de evde 4 kronik böbrek hastalığı teşhis evet. Konmuş. Bir üniversite hastanesinde. Evet. 2 yıl kadar da takibe gittiniz evet. Orada. Hemen diyalize başlamadılar. Hayır, ilk diyalize başlamam 2010 Haziran ayı. 2010'da. Bu süre içerisinde de bir de kolunuzdan fistül açılmış. Evet. 1 yıl kadar takip ediyorlar. Bakın, daha yakından da çekebilirsiniz dersen. Gösterelim, bakın damarlarını da görüyorsunuz, bu anevrizmatik değişiklikler. Hasta diyalize girebilmesi için damarı damara bağlama işlemi oluyor. Arteriovenöz fistül bu, tamam. Yani bu ne demek? Yani yılan gibi oluyor değil mi? Büyümeler oluyor, anevrizmalar oluyor ki. Normal yüzeye damardan hastalar diyalize giremiyor arkadaşlar. Böyle büyük genişlemiş damarlara ihtiyaç var ki. Aynı şah damarı gibi kolda da olsun. Bunun mantığı şu: arteriovenöz fistül. Bunu neden gösteriyorum? Yani olay akut değil, kronik. Evet. Diyalize girecek diye prediyaliz takipte bunu açıyorlar nefrolojide ve 1 yıl kadar da bu fistül açık kalıyor. Sonra da 12 Ağustos 2010 tarihinde de akciğerlerinizde sıvı toplamış, nefes darlığı olmuş ve o dönemde de böbrek çalışma oranınız 9.7'ye düşünce de diyalize almışlar sizi. Evet. Haftada kaç giriyordunuz diyalize başladığınızda? 3 kere giriyordum, haftada 3. Haftada 3 gün 4 saat diyalize geldi. Evet. Sonra ne dediler size orada? Ömür boyu gireceksiniz. Böyle diyalize. Devam etti, evet. Çıkma durumunuz evet. Yok. Sonra ne, bizi duydunuz? Sizi duyduk, bir eşimin akrabası vasıtasıyla. Hı hı. 2017'de Temmuz ayında sizinle tanıştık. Tamam, evet. Veriler çok doğru. Ve sizin tavsiyelerinizle, beslenme tavsiyelerinizle, eşinin yardımıyla diyalizi önce haftada 2'ye indirdiniz. Tamam. Tahlillerden sonra bir süre sonra da haftada 1'e indirdiniz. 2017 Aralık ayında beni diyalizden kurtardı. Çıkarttı. Evet, çıkarttı. 2017'de. Yıl kaç şu anda? 2024'te. 2024. Ta ki 10 Ocak 2024'e kadar sizi diyalize sokmadan takip edebildim. Evet. Bakın arkadaşlar, yani kaç ay oldu? 73 ay. Yani 6 yıl. 6 yıl 1 ay boyunca. Ay, değil mi? Normal diğer insanlar gibi yaşadınız. Normal. Ne güzel. Evet. Bak, ne kadar mutluluk verici bir olay arkadaşlar. Düşünsenize. 7 yıl diyalize giren bir hasta diyalizden çıkıyor ve 6 yıl diyalize girmeden takip ediyor. Sonra ihtiyaç oldu. Ne oldu? Evet. Akciğerlerinde bir enfeksiyon gelişti. Enfeksiyon geçirmeyle beraber kreatinimin yükselmesi tabii. Ve ayaklarımın su toplaması, ödem oluştu. Ödem evet. Oluşması sebebiyle size geldiğinde siz tekrar haftada 3 kere olarak diyalize başlattınız. Sonra 10 Ocak 2024'te oluyor bu. Yani 10 Ocak 5 ay kadar önce, 5,5 ay önce. Evet. Bilahare sonraki gelişimde haftada 2'ye indirdiniz. Evet. Bir sonraki gelişimde de haftada 1'e indirdiniz. Bugün de kontrol edeceğiz. Daha bakmadık. Haftada 1 giriyor. Evet. Bugün de kontrolünden inşallah. Belki de bugün tekrar çıkartırız. Bakın arkadaşlar, böyle şeyler de olabiliyor.
Diyalize yine ben soktum. 6 yıl sonra ihtiyaç oldu. Diyalize ben aldım. Gerekirse tabii ki. Diyaliz kötü bir şey değil. Gereken vakalarda, gereken hastalarımızda hayat kurtarıcı bir şey. Hastalar diyalize girmedi mi ne oldu? İşte akciğerlerde ödem oluşuyor, bacaklar kalp krizi geçirir, beyin fonksiyonları bozuluyor, elektrolitler bozuluyor. Diyaliz tabii ki gerekiyor. Gereken vakalar, gereken hastalarımızı diyalize tabii ki alırız ama ne yapmamız lazım? İhtiyaç olduğu zaman azaltmamız gerekiyor. Benim yaptığım bu işte toprak böbrek bakımı olarak dünya literatürüne soktuğumuz olay bu arkadaşlar ve bu gurur verici bir şey. Ne güzel bakın 6 yıl boyunca sizi diyalize sokmadık. Evet. Peki bundan herhangi bir menfaat elde ettik mi biz? Hayır. Sizden herhangi bir ücret istedik mi? Ücret ödemedik. Neden bunu söylüyorum? Bazıları inanan bu Ömer Hoca kim bilir hastadan neler aldı, ne paralar. Bak burada özel muayenehanemiz de yok değil mi? Üniversite hastanesi. Genel değil. Buraya gel. Evet. Herhangi bu 6 yıl boyunca herhangi bir sizden bir ücret alayım, para isteyelim. Hayır. Zaten inanamadıkları için ben bunu söylüyorum. O hastalarımızın sizin mutluluğunuz, şu güler yüzünüz, evinizde mutlu olmanız bu bizim için zaten dünyalar doğrusu altından daha değerli. İşte biz kendi tıp öğrencilerimize de bunu öğretiyoruz, bunu gösteriyoruz. Ve bunun adına da toprak böbrek bakımı deniyor. Bunu niye söyledim? Hastamız diyalizden çıktı. Biz de çok mutlu olmuştuk o dönemde. Ne yaptık? Dedik ki bir vaka sunumu yapalım. Bütün dünya bunu duysun. Gerek ülke içinde, bütün meslektaşlarımı tabii burada yani kötülemek amacıyla değil de hepsi olmaz böyle bir şey. Türkiye'de de bu adam sahtekar bilmem ne Allah ağza alınmayan bir tür hakaretler şeyle. Masa başında uydurulmuş ha bir de bu var. Böyle bir vaka olamaz, imkansız bu. Peki yurt dışında durum ne? Amerika'sından, İngiltere'sinden, Müslüman ülkesinden, bilmem dinsizliğinden, şundan bundan hepsini attı. İran'a da gönderdim, Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e de, İngiltere'ye de, İsviçre, hep aynı şey. Impossible. Almanca, das ist unmöglich. Ne demek das ist unmöglich ya? Yani olamaz böyle bir şey. İmkansız bu. Bu masa başındaydı. Hatta bir tanesi çok sinirlenmişim. Neden böyle bir şeyi kabul etmiyorsunuz? Bu çok güzel bir vaka şey. Not düşmüş oraya. Bu doktordan gelen yayınları bir daha kabul etmeyin diye bana şey nota vermiş yani şeye. Bak başımıza gelenlere bakıyorum. Ben bekliyorum ki bu mutluluğumu bütün dünyayla paylaşalım. Tabii. Bir teşekkür etsin. Bırak teşekkürü. Neredeyse meslekten atma konumuna getirecek. Örnek olsunuz siz aslında. Evet. Ama buna da çok sevindim. Neden seviniyor? İnsanların hayal bile edemediğini Allah bize nasip ediyor. Elhamdülillah. İşte bu doktorluk bu. Siz başarmak isteyin, çalışmak isteyin, hastalarla birlik olun. Hiçbir çıkar gözetmeyin ama bundan. Sadece Allah'ın rızası ve sevgisini kazanabilmek, sonsuz hayatta hep birlikte olmak. Asıl mutluluk bu. Tabii. Bu dünyada da birlikte olalım. Ne, sizin aldığınız bu her nefeste bizim de katkımız oluyor. Ne, bundan daha değerli bir şey var mı? İşte bunları kafalara basmıyor bazılar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz doğru bildiğimiz orada gidiyor. Öğrencilerim, yüzlerce öğrencim yetişiyor. Bu videoyu izleyen binlerce insan, yüz binlerce devlet yetkililerimiz. Onlar da baksınlar. Sizin gibi daha kaç tane hastamız var bizim? Yaklaşık 1000'e yakın hasta var. Yani uzun yıllar diyalize girip de diyalizden çıkan da oluyor. Geçici sürede oluyor. Diyaliz seansını azalttığımız da oluyor. Mesela 3 giriyorsunuz, 2. 2 giriyorsunuz, 1'e düşürüyoruz. Ha şu var, her hastada bu olmuyor. Bunun kriterleri var. O zaman şöyle bir şey diyebilirler. Ben de 7 yıl giriyorum, gelirim çıkar. Bunun da arkadaşlar algoritmasını yaptık biz. Ne demek algoritma? Bu dünya literatürüne bu da girdi. Eninde sonunda ben o kadar azimle çalıştık ki sonunda 30 tane dergiden ortalama red yedikten sonra nihayet hastamızı Ukrayna'dan kabul ettiler. Ukrayna'dan diğer 2 tane daha vakamız vardı. Birisinde de Amerika'dan 8 yıl gidip çıkan bir hastamız daha vardı. O 1 yıl dayanabildi ama güzel bir yıl sonra tekrar diyalize aldık. Bir tane daha vakamız vardı. O da 3 ay girmişti ama diyalize. 9 yıl diyalize sokmadık. Süre olarak çok uzundu. Sonra 88 yaşında normal başka bir hastalıktan vefat etmiş. Onu da İsviçre'de yayınlayabildik. Ama çok zorlaya zorlaya. Ama şimdi artık oturdu. Demek ki hayal edilemeyen şeyler Allah izin verirse olabiliyor. Ve bunun kriterleri neydi mesela? İdrar çıkışınız vardı sizin. Bak idrar çıkışı olmadan hasta diyalizden çıkamıyor arkadaşlar. 7 yıl diyalize girdiği halde bazı hastalarda idrar kaybı olmuyor. Bazı hastalarda da 3 ay, 4 ay giriyor. Hop idrar azalıyor. İşte hastalara su içirilmiyor veya su çekiliyor bir de diyalize de ultrafiltrasyon. Ama ben ne yaptım Fuat Bey? O kadar dengeli gittik ki biz. Mesela 500 cc veya hiç sıvı çekmeden hemen diyalizi yapabiliyorduk. Ama her hastada bu olmuyor. Örneğin ileri evre
kalp yetmezliği var. Kalp basmıyor. EF'si %20. Ölür hasta. Herhalde dialize girecek. Hatta kreatin 1,5'la bile dialize alabiliyoruz o zaman. İşte bu bir sanat. Her hastada olmuyor. Sizde kalp yetmezliği yok. Yaşınız kaç şu anda? 81. Ve maşallah bu aslan gibisiniz. Bir de sporculuk da vardısın gençliğinizde. Evet. Yani kaç yaş? 60, 61 gibi. 20 yaş daha gençsiniz. Siz böyle Ferhan'da zaten neşeniz yeter. Evet, bu enerji bugün. Bir de kalbin, ruhun yaşı önemli arkadaşlar. Kimisi var 20 yaşında, 80 yaşında gibi. Kimisi var sizin gibi 80 yaşında ama kalbiniz 20 yaşında gibi. O enerji. Ben de öyle mesela 52 yaşındayım. Ne 52'si? Yerimde duramıyorum. Yani 17-18 gibi. İşte bu hissedilen yaş da önemli. Kimisi hayattan bezmiş, uyuşuk, intihar etmeyi düşünüyor. Ben bu dünyaya niye geldim? İsyanda, Allah'a sevmiyor. Şey yani... Yaratılışını bile istemiyor. Öyle tipler oluştu maalesef. Ben hayatla bir barışık ol. Şu küçücük bir hayatımızı en güzel şekilde geçirelim. Ben de sizin acılarınızı dindirmeye Allah'ın izniyle vesile olayım. Bu doktorluk ne kadar güzel bir şey. Şimdi önümüzde tıp tercihleri yapılacak değil mi? Üniversite tercihleri. En güzel meslek tıp mesleği arkadaşlar. Mesleklerin içinde en güzellerinden bir tanesi diyelim. Diğer meslek dallarına da şey, hepsi güzel. Mühendislik de güzel. Ama tıp neden özellikle vurguluyorum? Yok işte bazıları şey diyor. Yok işte doktor olduğuma lanet olsun, bilmem ne olsun, ülkeden kaçayım, işte mobbing yapılıyor. Doktorlara eziyet yapılıyor. Evet doğru, bu da var. Gerçekten çok büyük eziyetler var bize karşı da. Ücretleri olsun vesaire olsun, işte doktor dövmeler şey yapıyor. Hangi meslek olursa hiç el kaldırılır mı doktoraya? Bu ne demek? Doktor en değer, altın değerinde, bu kadar bize böyle ilgi alaka gösterilmesi. Ama bu eziyetler olsa bile ben ülkemi bırakmam. İsterse en büyük acı çeken yine ülkemdeyim. Şu anda yurt dışından bu yayınlandıkta kaç tane ülkede Ömer hocam gel bize kendi ülkemize sen milyon dolarlar vereceğiz. Siz toprak böbrek bakımını bizim ülkemizde yapın diye kaç tane teklif geldi. Ben ne dedim onlara? Ben ülkemi bırakmam. Kendi ülkemde. Ne kadar eksisi de olsa şey de olsa ben ülkemi bırakmam, satmam. Kendi ülkemde sonuna kadar canımı da burada veririm. O kadar. Şartlarım kötü. Evet kötü, ne yapayım şimdi kötüyse? Hemen devlete karşı, hükümete karşı, bilmem neye, hemen çamur atma şeylerine gidiyorlar. Ya herkes bir ucundan tutup düzeltmesi lazım arkadaşlar. Hepimizin hatası var, hükümetin hatası var, bizim hatamız var, hastaların, hasta yakından, doktorlar. Eksiklerimizi el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Hep iyi niyetli, güzel, tatlı dilli, güler yüzlü olduk mu? Hani Neşet Ertaş'ın şarkısı, tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aynen böyle işte. Bak ne kadar Allah da böyle güzel sonuçlar veriyor. İşte bu kriterler mesela idrar çıkışınız vardı. Evet. İşte kreatin değeri 7'nin altında olacak mesela bir girişte. Sizin 5,5'lardaydı kreatin. Evet. Başka kalp patolojisi olmaması lazım. İleri evde mesela triglisit yetmezliği, mitral yetmezliği, EF'si, ejeksiyon fraksiyonu %30'un altında. Bunları diyalizden çıkartamıyoruz. Başka? Şiddetli üremik semptomlar veya böbrek nakli olduktan sonra tekrar diyalize başlama. İşte bu glomerülonefritlerden bazı tipleri oluyor. Mesela FMF vesaire veya hızlı ilerleyen glomerülonefritler, onları diyalizden çıkartamıyoruz. Her hastada olmuyor. Bu 6 tane ana kriter, 30 tane de minor kriterimiz var bizim. Yani ana kriter, küçük kriter. Bunlardan 9 tane kriterin olması gerekiyor. Bunun da kılavuzunu oluşturdum. Yakında da bütün hastalarımızın anlayacağı şekilde puantaj sistemi yaptım bir de. Mesela hastalar kendilerine sor, şu var mı? Var. Kaç puan? Şu kadar. Hesaplıyoruz sonra bu puanları. Şu puanın üstündeyse diyalizden çıkabilir, altındaysa çıkamaz. Çok daha güzel oldu. Evet. Ve tıp literatürüne de bunu da yapıyor. Yayın haline de getiriyor. Onu da yayınlayacağız inşallah. İnşallah bu herkese örnek olur. Bütün diyaliz merkezindeki arkadaşlarımıza, nefrologlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Türk Nefroloji Derneği'ne. Biz mutlu oluyoruz bundan. Ve siz de lütfen ön yargılı davranmayın. Bir şey olduğu zaman çıkabilen hasta da oluyor, çıkamayan hasta da oluyor. Her hasta çıkamaz. Önemli olan çıkabilecek veya diyaliz seansının azaltılabileceği hastaları bulup seçmektir. Bu da bir sanattır işte. Fuat Bey'de de bu oldu. Ben de bunu paylaşmak istemiyordum pek. Yani insanlar şunu şöyle, şundan çekiniyorum. O Ömer Hoca hasta reklamı yapıyor, bilmem ne, muayenehanesine şey. Ya benim muayenehanem falan yok. Zaten yeni hasta da kabul edemez hale geliyorum. Ben ne diyorum hastalara? Gelmeyin. Kendi bulunduğunuz yerde muayene olun. YouTube'da bir sürü eğitim videoları yaptım. O videolarımı izleyin. Bu bana yeterli olur. İlla gelmek istiyorsanız o zaman randevu alıp gelin. Çünkü kapıyı görmüyor musunuz? Hep şehir dışı, yurt dışı. Sürekli zorluyor. Milletvekilleri, cumhurbaşkanlığından arayanlar şeyler.
Ben de tam tersine gelmeyin bana, olduğunuz yerde takip olun diyorum. Yani benim amacım burada hasta çekmek değil ki. Böyle bir niyetim olsa o binlerce hasta gelir buraya. Zaten tek hekimim bu konuda. Herkes birbirine karşı anlayışlı olması lazım. Evet. Son bir sözünüz var mı hastalarımıza, izleyenlere karşı söylemek istediğiniz? Herkese şifa diliyorum. Hocamızın dediklerini, tavsiyelerini yapmak lazım. Evet, şöyle de bir sarılalım, güzel bir pozumuz da olsun. Haydi bakalım. Evet, hepinize hayırlı, mutlu günler. Daha böyle nice güzel haberlerle inşallah karşınızda oluruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.